seyircilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Pele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Pele başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Dünyanın en çok kazandıran, en eğlenceli yarışması Çarkı Pele. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün... O Mehmet Ali diyen ağzınıza sağlık. Çarkı Pele'ye attım temel, işte hostesiniz Emel. Halk Emel'i seviyor. Sağ olsunlar. O dünya tatlısı. O dünya akıllısı. O dünya güzeli. Nasılsın? Çok iyiyim Mehmet Ali Bey. Çok iyiyim. Ayol sanki kadına bas, yani müzikal gibi yani. Değil mi? Her konuşması böyle sanki bir beste. Ay, siz ödevime de çalıştım. Ne ödevim vardı? Siz beni nasıl çağırıyorsunuz? Ben de bulacaktım ya hani. Ha, ben dedim ki Çarkı Pele'ye attım temel, huzurlarınızda hostes Emel. Şimdi bakalım bana ne buldun Erbilli. Bir dakika, Mehmet Ali de olabilir. Tamam. Dur bakalım, çok çalıştı buna. Yıllarca verdin emek. Enerjini bilmem ne desek. Çoluk çocuk ailecek, müptelan olduk Mehmet. Bir dakika. Sonu uydu mu yani bunun için? Emel'e göre oldu. Alkışlarla herkes yerine gidiyor. Hemen yarışmacı olmak için bizlerden muhteşem 0 kilometre bir otomobil ve de ev de vereceğiz artık, ona göre yarışmacı olmak için.
www.showtv.com.tr'ye başvuruyorsunuz ve bizlerle bu heyecanı yaşıyorsunuz efendim. Instagram adresimi de veriyorum. Mehmet Ali Erbil Bitişik ve Balkanların en muhteşem Instagram adresi. Ya senin Instagram adresini nasıl? OGGSGS. Söyle bakayım. Emel OZKZLTS. Arnavutluk alfabesi gibi maşallah. Evet, işte ilk konuklarımız geliyor. Onları çok seviyorsunuz. Muhteşem bir ikili oluşturdular. Bu yılın en bomba komedi dizisi oldu. Gerçekten. Evet. Onur Büyüktopçu geliyor. Teşekkür ederim. Ayol boylu posluymuş değil mi? Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay Allah nazardan saklasın. Amin hepimize. Memleket nere? İzmir. Ay! İzmir'den de hep böyle toprağından güzel şeyler çıkar değil mi? İncir, kumru. Kızları. Kızları. Tabii. Denizi. Ay! Kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? Bu ilk deneyim dizi mi? Yok, daha önceden yaptık. Ben seni böyle bir şey duyum almıştım. Sen bu dizinin kast direktörüymüşsün. Evet. Normalde bu rol senin değilmiş. Bir arıza mı çıkmış, bir şey çıkmış demişler ki... Onur senden rica ederim demişler. Değil mi, öyle bir şey mi? Ya buna öyle bir şey de değil. Audition'lar çektim Koray karakteriyle ilgili ama sonra... yani çok önemsenmedi bu karakter aslında. Hani ilk önce... Ana karakterler belli olsun diye. Sonra bir gün okuma provasında yapımcımız işte dedi ki sen okuları şimdilik geçiştirelim sonra bakarız diye. Sen okudum. Bir okudum. Üstünde yani. Kaldı. Kaldı, yapıştı yani. Ama üstüme. Çok başarılı oldu. Teşekkür ederim. Tebrikler. Ve evet. Şimdi de ben ilk defa görüyorum. Yine de bir oyuncu arkadaş değil mi? Sizler. Evet, biz de. Bilmiyorum tanıyor musunuz adını ama. Adını da pek şey yapamıyorum ama. Nergis ne? Nergis. Nergis Kumbasar geliyor. Saygıda. Saygıda. Daha önce tanıştınız mı? Hoş bir kez tanışıyoruz. Ne hoş bir hanımmış. Teşekkür ederim. Nasıl yüzünüzden kaçmışım? Gerçekten yani daha önce tanışsaymışız muhakkak evlenme teklif ederdim. Nasılsınız? Ne güzel bir ikili oluşturdunuz. Evet, teşekkür ederiz. Bu senenin bütün ödüllerini topladılar. Gerçekten en iyi komedi dalında en iyi oyuncular seçildiler. En başarılı dizi seçildiler. En iyi komedi değil mi? Evet, evet. Evet. Yani... Ödülleri topladık, dizi olarak. Gerçekten Nergis Hanım yani 60'ından sonra patladın yani. Çok terbiyesiz değil mi? Ay dünkü kız ayol, dünkü kız. Bizim onunla sinema filmimiz de var. Evlendiğimiz tabii. Yıl. Evlendik. Evlendik filmimiz var. Hostesti değil mi orada? O değil miydi? Hostes evet. Hostes. Sakar hostes. Ben de avukat mıydım? Sen de avukat. Vay be. Gelir gelmez beraber geldik evden. Giriş, girişte bir kapı var bizim stüdyonun girişinde. Böyle çevirmeli bir alet var böyle. Onun içinde böyle bir tane şey koymuşlar. Işınlama bir şey böyle. Oraya basıyorsun da giriyorsun gibi görünüyor. Ben direkt girdim zaten çalışmıyor o. Nergis'e dedim ki telefonunu değdir öyle açılacak o dedim. Bu iki saat telefonunu değdiriyor kapı bir türlü açılmıyor. Ay 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 ay. Salak dedi bana. Ben de dedim ki çok iyi oldu bu bizim için malzeme dedim. Çünkü çekim öncesindeki bu tür şeyleri dedim kamerayla çekiyoruz. Sonra gösteriyoruz. İzleyelim mi neler dedi. Acilik yapma.
Atakan ay, oldu. Atakan. Yapamıyorum. Atakan. Bu hareketi çok seviyorum. Ve alkışlarla İsmail Yeka. Biraz kilo vermiş galiba. Değil mi? Biraz.
Bir yakışıklı olmuşum, bir şey olmuş. Teşekkür ederim, sağ olun. O sizin kendi güzelliğiniz, kendi yakışıklığınız. İzliyor musun Kiralık Aşk? İzlemez miyiz? Kim bilmiyor abi? Ya. Biliyoruz. Ya. Evet, şimdi sıra geldi. Bu akşam evden kiminle yarışacağız? Hangi ailenin evine konuk olduk? Eda! Mehmet Ali Bey! Eda! Mehmet Ali Bey? Kızımıza... Ana ne oldu kız? Kına gecen mi? Neredesiniz şu anda? Olmuş mu? Varna'da mısınız? Öyleyiz. Hangi aileye konuk oldunuz? Beyce ve Fikret Aslan ailesinin yanındayız bugün. Aslan ailesi. Evet. Aa, bize tanıt bakalım. Fikret Bey yanımda. Kendisi pehlivan. Ne? Pehlivan. Pehlivan mı? Adam mimar gibi duruyor ayol. Ama tam bir pehlivan. Neresindensiniz Bulgaristan'ın? Razgrad. Anladım. Geliyor mu? Anladım. Peki başarılar diliyoruz. Birazdan araba için yarışacaksınız. Bir küçük bir name dinleyelim oradan bakalım. Hanımefendinin elinde gördüğünüz gibi çok güzel bir kanun var. En sevdiğim. Hey! Hülle de badem, sus be Adem, fındığın apmalı. En sevdiğim şarkısıdır bu bulgarları. Güzellerin apmalı. Tamam teşekkür ediyoruz, gelin döneceğiz. Döneceğiz, tamam döneceğiz. Tamam döneceğiz, tamam. Orasını çalgıcıya sormalı. Orasını çalgıcıya sormalı. Tamam döneceğiz efendim, teşekkür ederim. Orasını çalgıcıya sormalı. O hareketi öğreneceğim ben. Mersin'in M'si. Eski kocasının adını söylemez de Mersin der. Böyle. Ay bütün emeklerim haram olsun sana. Ay sinirlendim. Anlayın yani. Bu sinirinden ne çekmişim yıllarca. Şiddetli sevgi gördüm. Wow. Kaç şiddetinde? 9.9 diyeyim. E ne oldu şimdi? Deprem oldu. Hiç dedikodu yapmaktan çarşıya gidemedim. Senin üstüne ben 3 kere evlendim. Ama ben maymun iştahlıydım. Ben hiç öyle değilim. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si. Al sana Mehmet Ali. Ne kazanıyorlar? Aslan ailesine gidiyor. Aslan ailesi. Haydi. Evet efendim, bakalım yarışmamıza kim başlayacak biliyorsunuz. Çok güzel bir arabamız var Onur Bey. Evet gördüm. Arabanız gördüm. Var mı? Yok şu anda. Ay metrobüs kullanıyorsunuz. Zaman zaman. Hiç denk gelmedi diyor. Ya şapka taktığım için görmüşsünüz. Ay o ne biçim konuşmak öyle aa. Ne olarak? Koriş. Koriş. Aa, Nero. Ben de Memoş. Bakalım sorumuz neymiş efendim? Sıralama sorusu. Ay önce hoş geldiniz. Ay önce hoş bulduk. 12 harf, 2 kelimeden oluşan sıralama sorumuz var. Bir sıralama sorusu, kim önce çözerse butona basıyor. Ha, butonları butonu alıyoruz ve yarışmaya birinci olarak başlamak hakkını elde ediyor. Gelsin harfler efendim. İşte... Allah vergisi. İki numara efendim. Allah vergisi. Allah vergisi. Maalesef Allah vurgusu olacak. Allah vergisi. İyi ki cevabını vermişim sana daha önce. Ay çok adisi. Vallahi öyle bir şey yapmadı. Tamamıyla kendim bildi. Allah vergisi. Ay yok başarılısın. Allah vergisi. Allah vergisi. Allah vergisi. Allah. Efendim. Nergis Hanım başlayacak ama önce... Nergis Hanım'ı tanıdın değil mi sen? Hem de tabii yani. Tabii. Çok iyi tanıyorum. İlk konuşmamızda Çarkı Felek için Nergis Hanım da evdeydi değil mi? Evet. Ya ailecek. Ailecek. Bütün karılarımı tanıdın değil mi? Evet.
Şaşırdın mı? Şaşırdım. İlk defa mı görüyorsun öyle bir şey? Evet, ilk defa gördüm. 30 harf, 5 kelimeden oluşan bir şarkı sözümüz var. Siz biliyorsunuz değil mi bu şarkıyı? Bilmiyorum. Türkçe. Aa, bilmiyor Türkçe. Musun? Bilmiyorsan zor bir şey bu. Evet. Türkçe mi peki? Türkçe, Türkçedir. Bizim şarkı sözlerimizin bütünü bu kadar değil ya. 30 harf mi? Kaç harf? 30 harf. 5 kelime. Haydi bakalım, Nergis Kum masal çeviriyor. Çarkı Belek başlıyor. Ne diyorsun? 500. 500. Neredeyse iflas geliyordu. Evet ama gelmiyor. Bir sessiz harf alayım. Hadi. Nergis'in N'siyle başlayalım. Ego'ya bak. Evet, evet. Nergis'in N'si 2 tane. Bravo, devam ediyoruz Nergis Kumbasar. Değerli puan. Yasmin'in Y'si. Yasmin'in Y'si bir tane. Devam ediyoruz efendim. Bu bir şarkı sözü. Ekran başındakiler de çözmeye çalışıyorlar. Oruçlar açıldı. Çözün. 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 Değerli puanlık sessiz harf. Sezi'nin sesi. Ay, bütün kızlarını da söyledi. Sezi'nin sesi 2 tane. Devam ediyoruz. Devam. Bu bir bu şarkı da, sözü. Yani hiç de bir şey daha aldım. Gizem'in G'si. Evet, Gizem'in G'si bir tane. Sen bitiriyorsun. Aa, ben bitiririm siz. Ben pişiririm, siz yersiniz. Sessiz harf. Hadi bir de şey diyelim. Mersin'in M'si. Mersin'in M'si 3 tane. Şaka yapıyorsun. Abi dur. Bak, eski kocasının adını söylemez de Mersin der. Böyle. Ay, bütün emeklerim haram olsun sana valla. Böyledir, böyledir. Beste kargayı büyüsün. O kadarcık da intikamım olsun ayol. Ay, evet, dakika. Bu bir şarkı sözü. Nergis Kumbasar. Puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si bir tane. Bravo. Hadi tahmin et, tahmin et. Bildin mi? Yaptım. Bu şans. Siz efendim, babangiller Rizeliydi değil mi? Evet. Sen evet. Biliyor musun bunların soyadları nereden geliyor? Kumbasar. Kumbasar ya. Hı-hı. Aslen neymiş peki soyadları? Köybasan. Aa. Tabii. Öyle miydi? Vallahi köybasanlarmış. Tabii ki artık günümüzde öyle köybasanlar falan olmadığı için
Kumbasar olmuşlar. Kumbasar'ın K'si. İşte bu kadar ya. Kumbasar'ın K'si. Aa, varmış bir tane. Bu bir şarkı sözü. Şş, sakın. Kopya yok. Sakın. Aa, buldum. Oh. Vallahi buldum. Buldum. İstersen çevir puanını. Ya ya iflas gelirse? Gelsin. Kaç puanım var gelmez. Şu anda? Şş, bana bak. Çevir çevir. Gelmez gelmez. İflas gelirse eski kocan sağ olsun. Hadi öyle olsun. Çeviriyor musun? Çevireyim mi çevirmeyeyim mi? Gelir ya söyleyeyim. Çevirecek mi? Yok geliyor. Bu bir şarkı sözü. Ama Emel sen bunu nasıl bilmiyorsun tatlım? Hayır ona söylemiyorlar ki soruları. Ha, soruyu zaten bilmiyor. Sadece okay. Harfleri kelimeleri tamam, anladım. Birkaç cümle onu ha, ben sandım ki siz cevapları biliyorsunuz. Yok efendim ben de bilmiyorum. Okay, anladım. Mesela bu İspanyolca bir şarkı değil mi? Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Vay be! Bana bak. Heh. İlk defa aileden birine hediye vereceğim. İstersen kızımıza çeyizlik verelim. Şimdi ben şöyle bir heh şey istiyorum. Tanıdığım bir üniversite öğrencisi kardeşimiz var. Onun için ay bir canım şeyler alacağım. O zaman bir tane bir şey verelim. Aynen. Ne deniyor buna, laptop mu? Evet. Bir laptop verelim. Verelim. Üniversite öğrencisine bir tane televizyon verelim. Olur. Üniversite öğrencisine bir tane de çamaşır makinesi mi verelim? Çamaşırlarını yıkasın gariban. Tamam. Tamam okay mı? Tamam. Daha, tamam. Daha ne yapalım? Yok. Evet alkışlarla gidiyoruz efendim. Gördüm. Wow. Kaç şiddetinde? 9.9 diyeyim. E ne oldu şimdi? Deprem oldu. Hiç dedikodu yapmaktan çarşıya gidemedim. Senin üstüne ben 3 kere evlendim. Ama ben maymun iştahlıyım. Ben hiç öyle değilim. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si. Al sana Mehmet Ali. Ne kazanıyorlar? Aslan ailesine gidiyor. Aslan ailesi. Haydi. Evet efendim. Muhteşem bir üçlüyle yarışıyoruz. İlk etabı Nergis Kumbasar hiç kimseye şans tanımadan değil mi? Çakır ya, şakır. Ya nasıl bir şeydi yalnız? Bravo. Bir de korkuyordu. Çok korkuyordum ben. Ay evet, diyordum şimdi. Bir de korkuyor. Hiç... Kuliste dedi ki gelmeden soruları bana söylesene dedi. Hadi ilk yapma ya. Aa. Şimdi ama sırası geldi. Onu yayınlayalım o girişteki. Hadi. Evet girişte yaptı. Telefonu şey yaptı. Evet. Yalan ya, söylüyor telefonla ya. Kapı mı açılır otomatik? Ya Erbil ne bileyim oradan bir hani bir dalga bir şey yeni bir sistemdir yani. Ay sinirlendim. Anlayın yani bu sinirinden ne çekmişim yıllarca. Vallahi. Hep mağduriyet. Hep mağduriyet. Hep mağduriyet. Ay neler çektim vallahi ya. Tabii. Ay ben bu halimle bir şiddet bile gördüm. Tabii. Şiddet. Hiçbir şekilde değil mi? Onaylamadığımız bir edilmez durum. Asla. Ne erkekten kadına ne kadından. Asla. Gördün mü benden hiç hayatım hayır boyunca? Elimi bile kaldırmam. Hiçbir asla hanımıma elimi gerçekten bile. Gerçekten. Yani. Bu tabii kadına uzanan olması gereken eller kırılsın. Olması gereken. Aynen. Evet şimdi sıra geldi ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz neymiş? İkinci sorumuz. Ay Emel. Sen hiç şiddet gördün mü? Hayır. Allah korusun. Ne gördün? Kızım yabancı yok burada söyleyebilirsin bana. Ay, yani şiddet görmedim. Görmedim. Şiddetli sevgi gördüm. Wow. Wow. Kaç şiddetinde? Kaç şiddetinde?
10 üzerinden bir puan ver bakalım. Tamam. En büyük aşkın. Ay, 9.9 diyeyim. E ne oldu şimdi? Deprem oldu. 9.9 yerinde yerler istiyor. Enkazın yerler. Enkazın altında kaldı. Enkazın altında mı kaldı? Hem de nasıl? Evet. Ay, evet. Hayırlısı olsun. Allah tamamına erdirsin. Olmadı ben seni burada Muhammed'le nişanlayacağım. Muhammed mi kalkar mısın? Bir dakika. Bizim dilde biliyorsun kız istemek için giderler derler ki Allah'ın emri peygamberin kavri ile. Sizde nasıl deniliyor bu? Emel ben demole bakı, demole bakacağım. Ha bıla bıla bıla. Matta bıla bıla. Emel bıla 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 bıla. Oldu. Bu tekerleme gibi bir şey. Ama çok güzel bir dil bunu. Evet. Ha, bütün dünyayı falan biliyor bu dil. Olof. Ne oluyor? Olof. Ne? Olof. Wolof. Peki söyle, sevda dediğin gökte bir aydır. Man demole bu gütarap bütün dünya. Bak bana bana bana. Hangisi öyle diye? Hepsi başlıyor öyle. Man demole bu. Hepsi böyle başlıyor. Man demole bu böyle. Ama vallahi yalan mı? Ama sallamıyorum. Senin söylediğin hepsi aynı tekrar biraz söyledim. Peki başka bir şey daha söyleyeceğim. Aç kaldım, susuz kaldım, terk etmedi sevdan beni. Zor mu? Aç, hungry, aç kaldım. Mandama hif. Bak yine mandama hala. Yine mandama hala dedi bak. Dama hif, ben açayım diyor. Ha dama hif. E mandama hala. Damala bık. Damala bık. Damala bık. Sorumuzu öğrendik mi? Sorduk mu sorumuzu? Soruyorum. Soruyorsun. Daha yeni mi soruyorsun soruyor? Evet, şimdi soruyorum. 38 harf 5 kelimeden oluşan bir bilmece soruyoruz. Bir bilmece soruyoruz. He. Sen bize bir dakika. Bildiğin bir bilmece var mı? Bilmeceler şiir gibidir ama bir şeyi tarif eder. Mesela söyleyeyim mi bilmece? Söyle, merakla bekliyoruz. Bir şey söylüyorum örnek olarak. Bakalım neyi umutlayacağım. Ağacı oymuşlar. İçine de dünyayı koymuşlar. Bu nedir? Ağacı oymuşlar. Bir dakika dur. Mandamana'ya soralım. Ağacı oymuşlar. İçine dünyayı koymuşlar. Emel ben de bilmiyorum bunu. Neymiş bu? Radyo. Ha. Evet, İsmail YK çeviriyor. Çarkı Velek devam ediyor. Mandamana bunu. 250 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 2 tane. Devam ediyoruz İsmail YK'yla. Hey. 300 puanlık sessiz harf. Rize. Rize'nin R'si 3 tane. Pınarbaşı vurma vurma yar 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 aman. Yaz gelince öte durmam neyim 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 aman. Yaz gelince öte durmam neyim 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 aman. 500 puanlık sessiz harf. Bursa. Bursa'nın B'si bir tane. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni kendime. Alsam seni sineme, sarsam seni. Ayran düştü yerlere, karıştı gazellere. Tabiatın kurusu bakarım güzellere. Güzel. İsmail.
bilmece. Bu bir bilmece. O zaman siz bir harf söyleyin diyebiliyor muyum? Diyebiliyor muyum? Tabii tabii diyebilirsin. Hiç yapıldı mı? Ordunun orduya gitti mi o? İyi mi dedi? İyi kim sesini. Kim dedi? İyi mi? Nerenin iyisi? B dedik ya. İsmail'in iyisi. D de dedik. Rize de dedik. Siz o. Bence İsmail'in L'sini mi alsak? İsmail Yeykan'ın Y'sini alalım ya. Dur bir dakika. İsmail Yeykan'ın Y'si. Yeykan'ın Y'si. Y. Y. İsmail YK'nin Y'si bir tane. Puanlık sessiz harf. L. Limonun L'si 4 tane. Çok zorlandı ya. Muş'un M'si. Muş. Muş'un M'si. Ve sıra Nergis'e geçiyor. Sana bir türlü sıra gelmedi. Pas gelirmiş değil mi ilk sayıda? Komik mi eski kocam? Yeteri kadar güldüm, teşekkür ederim. Ay bu var ya beni yani. Onur çeviriyor, bu bir bilmece. Desene, desene bir oynarım bin oynarım. Bir oynarım bin oynarım. Vallahi. Evet. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'si bir tane. Bu bir bilmece. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bir tane. Ve 250 puanlık sessiz harf. Van'ın V'si. Kimi? Van'ın V'si. Van'ın V'si. Bir tane de ondan var. Bravo. Bravo. Devam ediyoruz efendim. Hadi bilmece bakalım. Soruyoruz. Birazdan eve bağlanacağız ve araba için yarışacağız. Hem stüdyoda hem de evdeki yarışmacılarımız için iki tane arabamız var. Bu bir bilmece. 750. Niğde'nin neyesi? Niğde'nin neyesi? Bravo! Üç tane. Efendim bu bir bilmece. Sesli harf alabilirsiniz ya da çevirebilirsiniz. Zor zaten. Birçoğunu evet, duymadığınız belli. Şeylerden yapıyoruz. Evet. Biraz hadi. Zorlansın yarışmacılarımız diye. Alayım o zaman. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı. Şimdi çevirebilirsiniz hadi ya da çevireyim. Tahmin hakkınız var. Yok, çeviriyorum. Evet, zaten ben bile bulamadım. 500 puanlık sessiz harf. Trabzon'un T'si. Evet, işte bu kadar. Trabzon'un T'si iki tane. Thank you.
puanlık sesli saz. Bu bir bilmece, zor bir şey. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi. Nergis Kumbasar'a geçiyor efendim. Bravo. Şesi. Şam'ın şesi. Bravo. Bravo. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu bir bilmece. Bir bilmece. ...300 puanlık sessiz hal. Yumuşak ge. Yumuşak ge. Bir tane. Devam ediyoruz İsmail YK. Hadi. Yani durdun durdun. Tam söyleyeceğim. İsmail. Şeyi çözemiyorum, ikinciyi çözemiyorum. Yani tam o kaldı. Evet, Koliş çeviriyor. Evet, Nergis Kumbasar'a geçiyor efendim sıra. Zonguldak'ın sesi. Çok da emin söyledi evet, kendinden. Evet, eminim. Benden söylemesi o zaman. Bak ben söyle uyanmıştım bakalım. Seni. Söyle. Hadi bakalım dedim. Hadi ama bakalım. Sen inatla Zonguldak'ın zosu dedin. Yes. Zonguldak'ın zosu. Şaka yapıyor, şaka. Şaka yapıyor. Ha öyle mi? Üç tane falan var tane bence. Var. Telefonunu böyle şey yapman lazım. Bildirmen lazım, var mı yok mu? Zeynep'in Z'si. 3. Wow! Çözdün mü yoksa çeviriyor musun? Evet. Ben şimdi buldum. Buldun mu? Vallahi buldum. Yine sen mi alışverişe gideceksin? Abi bir şey... Ha, puanın, buldum valla. Puanın bir üniversite öğrencisine gidiyor. Aldığı hediyeler. Evet, evet. Bu onurlu davranışından evet. dolayı da... Ve... Ama acaba... Acaba çok, bütününü söyleyebilecek miyim? Çok ha. hayırlı bir iş yapıyor. O üniversite öğrencisi de yardım ettiği benim. Alalım bakalım efendim. Neymiş bu bilmece? Cevabını da bulabilecek misin? Dur bir dakika. Sessizlik lütfen. Çok güzel bir şey. Yuvarlağız, altındanız, bir kolda toplanırız. Vallahi bravo. Şimdi bunun ne olduğunu bulabilecek bilezik. Misin? Bilezik. Bilezik efendim. Alkışlarla çarşıya gidiyoruz. Ayol koydu kovana çevirdi. Bu üniversite öğrencisine ne vereceğiz? Ne vereceğiz? Başka?
Laptop verdik, evet. Televizyon verdik, telefon verelim. Telefon verelim. Bak bir cep telefonu telefon verelim. Evet. Hem de büyüğünden mi? Yok bu laptop, bu başka bir şey, tablet bu değil mi? Tablet. Şu telefon en büyüğünden verelim. Evet. Baksana ne güzel. Telefon. Bir tane ondan olur. Verelim, tamam. Bir tane daha bir şey daha verelim. Şahane olur. Mesela ne verelim? Bir şey daha verelim. Kahve yapsın kendine. Kahve makinesi, evet. Ders çalışırken. Tabii okay. Ya kahve makinesi, tamam. De verelim. Şahane. Hadi bakalım, iyi, tamam. Günlerde kullansın efendim. Süper. Alkışlar. Dedikodu yapmaktan çarşıya gidemedim. Senin üstüne ben 3 kere evlendim. Ama ben maymun uşaklıydım. Ben hiç öyle değilim. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M'si. Al sana Mehmet Ali. Ne kazanıyorlar? Aslan ailesine gidiyor. Aslan ailesi. Haydi. Hasretim gül yüzüne, tenim hasret tenine. Susadım ben, susadım mavi deniz gözüne. Susadım ben, susadım mavi deniz gözüne. Biliyorsun kopamam, söküp seni atamam. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim. Topraktaki toz gibi doyamadım içmeye, yutumdum su gibi doyamadım içmeye. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Suyu özlediği gibi, güneşin sabahı beklediği gibi, ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni, damla damla akışımı özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir. Sana olan aşkım seni kaybedersem ölümüm demektir. İşte bu yüzden seni özlemeyi bile özlüyorum. Ve her şeyinle seni çok ama çok seviyorum. Ah özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni.
sevgilim, seviyorum ben seni, özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni, sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Teşekkür ediyoruz. Şarkı Felek tüm hızıyla devam ediyor. Arabaları vereceğiz. Artık arabaları vermenin zamanı geldi. Bakalım hangi evle yarışacağız. Bir kez daha bağlanalım. Konuk olduğumuz eve. Alo Eda. Mehmet Ali Bey. Kızımıza da nazar değdi. Virüs girdi içine. Neydi senin hastalığın? Acayip bir grip oldun değil mi? Evet evet. Atlattım Allah'a. Hadi bakalım. Aslan ailesi. Evet. Fikret Aslan mı yarışacak yoksa Zülfiye Hanım mı? Hayır, Behice Aslan yarışacak. Behice Hanım. Ona o fırsatı vermem. Verme vallaha. Verme. Vermem vallaha. Verme vallaha. O andan ötürü yarışayım ben burada. Asker arkadaşım da burada Mehmet abi. Pardon? Ne diyorsun renklere abi? Beraber mi yaptınız askerliği? Evet. Abo. Neydi? Renklere ne diyorsun renklere? Çavuş. Sarı mavi ne demek? Vay! Vay! Ben de ötürü böyle giyindik. Mehmet Ali Bey. Buyurun. Ben de çok meşhurum ama almıyorsun stüdyoya beni yarışmaya. Vallahi mi? Evet. Ne? Ben Türkiye'nin bir numaralı masajcısıyım. Ne? Üstüme yok. Neci? Masaj. Ya. Masöz. Masözsünüz yani. Masöz. Ay güzel yapar mısın? Ben hastayım, masajı hastayım. Benden daha iyi yapan yok. Vallahi mi? Benden sonra eşim geliyor. Bir gün bana yapsana yenge. Hemen yaparım. Evet tekrar bağlanacağız efendim. Araba için yarışacağız. Bakalım bu kez sorumuz neymiş? Çok az kaldı artık arabalar gidiyor. Sorumuz Mehmet Ali Bey. Sorumuz 21 harf. Ah bu hımları lütfen ama bekliyoruz sizden. Sorumuz 21 harf 4 kelimeden oluşan ünlü bir söz. Bu sözümüz atasözü veya deyim değil. Bir dakika anlamadık ama... Anladınız mı ne sonunu? Hayır. Bak anlamamışlar. Tamam bir daha söylüyorum. 21 harf 4 kelimeden oluşan ünlü bir söz. Ünlü bir söz. Evet ama atasözü veya deyim değil. Ama halk arasında sıkça kullanılan bir söz. Mesela örnek veriyorum. El öpenlerin çok olsun evladım. Hani Napolyon demiş ya geldim gördüm ya da para para para. Gibi. Onun ha, gibi. Onlar da mı var? Tabii tabii ha. Tabii. Ve Onur çeviriyor çarkı felek devam ediyor. ...300 puanlık sessiz harf. Bu bir ünlü söz. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi bir tane. Devam ediyoruz. Ay... Ah. Neredeyse iflas geliyordu. Aman aman. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si. Bir tane de ondan var. Bravo. Eski. Vallahi. Ünlü bir söz soruyoruz. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya ne yarardı da güzeli olmasaydı. Dünya ne yarardı da güzeli olmasaydı. Güzelim olmasaydı. Ha. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si bir tane. Tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de seviyorum bir tanesi. Tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Bu kez 300 puanlık sessiz harf. Ünlü bir söz soruyoruz.
Birazdan eve bağlanacağız araba için. Yarışmacı olmak için bize başvuruyorsunuz. Hem arabalarımız var hem de bayramda sürpriz bir ödülümüz var. Bir aile ya da stüdyodan bir yarışmacımız ev kazanacak. Ev sahibi yapacak Çarkı Felek. Bir sessiz hal. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Nergis Kumbasar çeviriyor. Sevemedim. 750. Güzel puan. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. İsmail YK. Bu şaka değildi değil mi? Yani şimdi çevirebilirim. Tabii tabii. Tabii. Biraz önce oldu. İlk kez bir tane harf çıkmadı vallahi. Vallahi. Puanlık bir sessiz harf İsmail. Evet. YK'nın SK'sı çıktı. Evet. Niğde'nin N'si diyeceğim ya. Niğde'nin N'si. Bravo iki tane. Puanlık sessiz harf. Yine yani Diyarbakır'ın D'si diyeceğim. Diyarbakır'ın D'si bir tane. D. Oh. Ünlü bir söz. Ya ama ben şimdi ha? Buldum zannettim de bulmamışım. Bulamam. Bir omuza, bir omuza saçlar, bir omuza, bir omuza saçlar. Ben. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'su bir tane. Ne geldi? Şimdi herkesin Ramazan ayını kutluyorum, mübarek olsun. Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski Ramazanlar? Çok erken bir söyledim ya. Çevirsin bir anda mi? Aniden çevirsin söyledim. Mi? Bir anda aniden söylesin. Ama harf çevirmedim, harf söyleyecek. Harf söyleyecek. Ha doğru. Harfi bir, söyle. Doğru, bir harf daha söyledim. Tamam. Bir dakika, Ramazan'ın bir dakika. R'si. Ha? Ramazan'ın R'si. Ha, bu, bir tane kaldı. Tamam, erken söyledim ama bu puanları da aldım değil mi? Aldın, tıp, aldın. Tıp, 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 tıp. Ya bir daha çevireyim mi ya? Bir tane harf kaldı. Bir tane harf kaldı. Tamam. Riksi göze alıyor musun? Alayım mı? Evet. Evet, dilimin ucunda L harfi. L, limonun L'si. Son harfimizdi. Neymiş efendim? Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski Ramazanlar? Çok iyi. Çeyizine... Çeyiz mi? Evet. Artık zamanı geldi. Çeyiz yapalım yani.
bir sıcak havalar geldi. İstersen bir klima vereyim. Evet, kesinlikle klimasız bir durulmuyor. Bir klima, bir de laptop. Süper. Alkışlarla gidiyoruz. Ile devam ediyor efendim. Show TV ekranlarında Çarkı Felek hediye de atmaya devam ediyor. Herkes çarşıya gitti mi? Allah Allah. Bir ben kaldım. Maalesef. Kimi söylüyorsunuz? Allah. Kureyş dedikodu yapmaktan çarşıya gidemedi. Evet, şimdi bu sorumuz var. Bakalım bu sorumuz neymiş? 16 harf, 2 kelimeden oluşan meşhur bir yeri soruyoruz. Ülkemizde, dünyamızda meşhur olan bir yer. Örnek. Pamukkale. Ay, hayır. Evet. Ya var ya. Ay yine pay hattı çatladı. Ay Kanarya Adaları. Şimdi kuşlarlı. Hani şey gibi. Eyfel, Paris, Sen Nehri. Neresi burası? Afganistan. Değil mi? Hayır. Neresi? Çok karışık yerler söylediniz. Bir dakika soruyorum. Bu üçü bir yerde. Paris, Eyfel Kulesi, Sen Nehri. Fransa. Ay! Bravo! Ay! Bildi çarşıya gitti. Çarşı. O zaman çarşıya. Evet. Teyzin var mı? Var, evet. Evlenme çağın geldi artık. Geldi değil mi? Mehmet Ali Bey, evet. Yaşını sormuyorum. Sormayın. Sormayın. Niye çok mu küçük? Ne bu çok? Kaç buçuk dediniz? Ama güzel değil mi kızımız şimdi Allah için çağ. İsmail? Evet. İsmail de benim 50 programıma geldi. Daha bir tane başını bağlayamadım onun. Kadir kısmet, dinlemiyor. Aa, senin üstüne ben 3 kere evlendim. Ama ben maymun iştahlıydım. Ben hiç öyle değilim. Hiç. Ne istediğimi bilmezsin. Tek eşlilikten yanayım. Kureyş. Ama artık öyle de değilim. Artık dış görünüşe hiç önem vermiyorum. Kalbime kim o tahtı ciddi kurursa onunla evleneceğim. Tabii ya. Yani. İster zayıf olsun ister kilolu olsun. Yeter ki kalbime bir taht kursun. Eyvallah. Ve meşhur bir yer. O zaman 2 numara Nergis Kumbasar çeviriyor. Çarkı Felek finale gidiyor. Ve 500 puanlık, 400 puanlık sessiz harf. Manisa'nın M'si. Ay bir tane Mehmet Ali'nin M'si demedi. Farkında mısın? Yasmin sesi. Ay valla bunca yıl verdiğim emekler haram olsun yani sana. Ay bir insan bari memoş de. Çünkü o bana Mehmet Ali demezdi. Demem, o yüzden. Gerçekten. Erbil evet. Derim. Erbil der. Doğru. Ah ah. Yoksa Manisa mı diyordun? Bir Manisa Erbil diyordum. Derdi. Oh. Bir daha demezdi. Yanardı. Yok, yoksa Manisa ya. Mı diyordun? Okulda da bana Erbil derlerdi konservatuarda. Mehmet Ali uzun diye. Neydi? Mersin mi? Mehmet Ali'nin Mersin. Mehmet Ali'nin Mersi. Al sana Allah'ın Mehmet Ali. Manisa olsaydı olurdu. Al ya. Sana İsmail YK çeviriyor efendim. Alkışla. Külbastının K'si. Bir dakika. Külbastının K'si. Sever misin? Severim abi. Yoksa söylemezdim ben. Külbastının K'si. Aa, güzel külbastın. Ve sıra çarşıya en çok giden kişiye. En çok. Seni gelecekti. Ve
Ve 250 mi? Ay! 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 Ya hayır ya. Şöyle olsaydı olurdu. Abi 10.000'miş. Yok çok fazla 10.000. Şöyle iyi. Ay ne bahtsızsın biliyor musun? Çok. Ama dedikodu yapanların sonu bu işte. Tabii. Ya. Bir şey var bende. Ay Allah'ım vallahi ya. Vallahi bir şey var. Ay Nergis'e geçiyor sıra. Nergis. Kekli bomba. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar baştan iyi gidiyorlardı da. Sonra bir şey oldu. Bir şey oldu bunlara. Ve İsmail YK'ya geçiyor efendim. Ünlü, meşhur bir yer. Geçiyor. Yok 200 puanda. 200. İsmail YK'da efendim. Çok meşhur bir yer soruyoruz. Evet. Kanarya Adaları gibi. Türkiye'de mi? Nerede? Kızımıza soralım. Sorsana. Türkiye'de mi yoksa? Ülkede de olabilir. Ha, başka yerde dünyada olabilir. Dünyada da. Tamam yoksa çünkü. Dünyada da mı? Evet. Yarım küre falan var mı? Siz yurt dışına çıktınız mı hiç? Evet. Nereye gittiniz Allah aşkına? Hindistan'a gittim. Aa! Ayol ben gitmedim Hindistan'a. Amsterdam'a gittim, Brüksel'e gittim. Bir dakika Hindistan'da ne yaptın ayol? Ay aç kaldım. Vallahi aç kaldım orada. Orada inekleri de yemiyorlar değil mi? Ay evet yol veriyoruz bir de onlara. Önce onlar geçecek. Tabii. Geçiş üstünlüğü onlarda, ineklerde. Evet. Bir sessiz harf. Evet. Yani başka ülkede de olabileceğine göre Ç harfi yoktur. Ben Samsun'un S'si diyeyim. Samsun'un S'si. Puanlık sessiz harf. Ben iflas sandım. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bravo. Evet şimdi sıra Onur'a geçecek. Instagram'lar kullanıyor muyuz sosyal evet. medya? Neydi adresiniz? Onur BYKTBC. Anladım. Evet. Anladım. Büyük topçunun harflerini çıkarıyorsunuz. Anladım. Ses ararım harflerini. Evet. Yani... Emel'inki çok güzel. Emel, E, O, Z, G, B, R, G, gibi. D, benim, D. Benimki de öyle. Nergis benimki. Hanım sizin? Benim direkt Nergis Kumbasar. Nergis Kumbasar. Sizin? Benimkisi çok basit. İsmail YK. İsmail YK. Instagram adresiniz. Yarışmacı evet. olmak için de Mehmet Ali Erbil. Direkt bağlanıyorsunuz. Yani. Direkt. Direkt. Şimdi burası ünlü meşhur bir yer. Meşhur bir yer. Evet çeviriyoruz ama önce alkışlarla. Ve efendim bu bir meşhur bir yer. Bir sessiz harf alayım. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si iki tane. Devam ediyoruz efendim. Muhammed, sen bizim türküleri biliyor musun? Vallahi öğretmeye çalışıyorum. Ben dünyayı en çok sevdiğim Türk.
Gerçekten ben mi? Ben Fransa'ya gittim, Almanya'ya gittim ama Türkiye'ye geldim. Sizin oranın meşhur bir şarkısı var mı? Çok meşhur bir şarkı. Bir tanesini söylesene Allah aşkına. Malamadika libolukallel. Söylesene, bir tane söyle. Bir tane çok meşhur bir şarkı var da. Nasıl bir şey? Dembuwe sunawau. Vaye modelu matfateli koy. Mam de fosonon inasaran. Garabu menye yatah. Teydule fateli koy. Kon sadamne, kon wadamne. Lene. Güzel sesi var. Kötü bir şey söylemedin değil mi bana yani? Bu liste başı mı? Çok güzel bir şey anlatıyorsun diyorum. Hayat ne kadar güzel diyor. Hayat ne kadar iyi diyor. Ay, neden ne insanlar hiç bağlamıyordun beraber? Ay. Ne güzel. Çok güzel. Şimdi bir sessiz harf daha. Çevirdiniz mi? Çevirdim. 500 geldi. Bakın bir tek kopya vereyim size. Bu ünlü yer dünya kültür mirası olarak. Evet. Ya benim anneannem yaşıyor hatta. İnanmıyorum. Aa, evet. Buldun mu yoksa? Buldum. Şu anda orada mı? Evet. Allah orada. Uzun ömür versin efendim. Amin. Vay vay vay. 88, ve biliyorsunuz depremde hiçbir şey olmuyormuş. Evet. Böyle bir yer. Söyleyeyim harf. Evet, harfi alalım. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si iki tane. Artık tahmin edeyim, atmayayım riske. Bu da benimki de bağış olacak çünkü atmayayım biz. Bağış olacağına göre o zaman alalım. Dünya... Safranbolu evleri. Safranbolu evleri. Süper. Gerçekten müthiş yapılmış. Müthiş bir mimari değil mi? Evet. Evet. Gidip görmek lazım ama evet. Ben daha gidemedim. Sen tabii ki çok ben, gittin. Ben tabii canım. Ya. Çok güzel. O evlerden bir tanesinde mi yaşıyor yoksa? Yok. Ya oralarda çok yaşayan yok artık. Oralar daha çok hani ya müze gibi böyle gibi. Değil mi? Geziyorlar. Çünkü ısınması, edilmesi falan çok zor. Ama herkesin mutlaka gidip görmesi gereken yerler. Evet, böyle zengin bir ülkeyiz işte. Evet. Her şekilde. Alkışlarla şarkı, şarkı, şarkı. İstersen sana şöyle bir şey vereyim, zıplıyorsun. Ne işe yarıyor acaba bu? Ha, spor, zayıflatıyor falan böyle. Evet. Aa, baksana ya. Evet, size de şey verelim, bir televizyon verelim. Yine böyle bir öğrenciye mi gidecek? Öğrenci değil, maddi durumu iyi olmayan bir aile. Bir aileye gidecek. Aha. O zaman ona bir televizyon verelim. Bir tane de buzdolabı verelim. Tamam, baksana teşekkür ederim. Baksana şunun güzelliğine. Üstelik iki kapılı. Buzluğu bile var. Çok güzel. Gördünüz mü? Buzluğu bile var. Ay, çok güzel. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günlerde kullansın efendim. Size çok de teşekkür mersi. Ediyoruz. Ve şimdi hemen evle bağlantımızı kuruyoruz. Aslan ailesiyle otomobil için yarışacak. Arabaya az kaldı. Civanım arabaya az kaldı. Arabaya az kaldı. Civanım arabaya az kaldı. Civanım ben bu yola baş koydum. Civanım ben bu yola baş koydum. Arabanın diyordum ki içinde kamerası bile var diyecektim ki bizim... Bizim stüdyonun kamerasıymış. Ay dedim yeni arabalara dedim kamera da koymuşlar. Ay ben de tam... Ona böyle telefonunu koyuyorsun. Ay senle evli kaldım ben de senin gibi oldum böyle saf. Telefonunu koyup değil mi? Şöyle öyle çalışıyor. Telefonu koyuyorsun ha, araba öyle. Çalışıyor. Alo Aslan ailesi. Merhaba Mehmet Ali Bey. Eda nasılsın, yaşıyor musun? Yaşıyorum, gayet iyi yaşıyorum. Hadi bakalım. Bayağı kalabalık, evde bir tane horoz var galiba. Evet. O da bizimle birlikte. Nerede şu anda sep neresi? Nerede oturuyorsunuz? Avcılar. Cihangir. Avcılardasınız. Evet. Ne, Cihangir mi? Cihangir. Aa vallahi ben Cihangir daha yeni öğrendim. Avcılarda
Cihangir varmış. Orada da Cihangir var. Ben bir yanlış. Biz sosyeteyiz Mehmet Ali Bey. Herhalde, herhalde. Baksana yani. Güllülere bak, öndeki güllüler. Taksim'de Cihangir olacak da Avcılar'da olmayacak mı? Doğru vallahi. Ay. Neyiniz eksik? Fazlanız var. Var. Fikret abi. Var. Efendim. Öndeki karanfilliler kim? Benim meleklerim onlar Mehmet Ali Bey. Nereden, akraba mıdır, nedir onlar? Akraba, arkadaş. Maşallah. Bunlar hep böyle mi giyiniyorlar? Evet, öyle giydiriyorum abi. İyi yapıyorsun valla. Şimdi yengeyle mi yarışacaksın? Öyle de oynatıyorum onları. Beyci Hanım. Efendim Mehmet Ali Bey. Kaç yıllık evlisiniz? 38. Maşallah. En çok neyini seversin beyinin? Her şeyini. Nerede tanıştınız? Sokakta. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Öyle geçiyordun. Çarptı mı sana? Yok, çarpmadı. Ne yaptı? Pervanlar sen... grup halinde gidiyordu. Sen mi çarpıldın? Ben çarptım ona. Görünce çarpıldın mı? O beni görünce çarpıldı. Aa. Öyle değildim ki. 40 sene önce. Ya daha hala güzel. Hala çok hoşsunuz. Bak askerlik arkadaşın da arkanda. Teşekkür ederim. O benden ayrılmaz. Gerçekten Allah ayırmasın. Amin amin. Yandaki, sağınızdaki kim? En sağdaki Güllü mü o? Evet. O da çocukluk arkadaşım, kankim. Adı ne? Fatoş. Ay kurban olurum. Fatoş kız nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız Mehmet Ali Bey? Hamdolsun. Evli misiniz? Evet. Koca ne iş yapar? Makam şoförlüğü yapar. Makam şoförlüğü? Evet. Oo maşallah. Pekala, şimdi Beyci Hanım'la yarışacağız. Beyci Hanım hazır mısınız? Evet. Şimdi size bir sorumuz var. Zarflarımızı biliyorsunuz değil mi? 5 tane muhteşem evet. Armağan var. Önce bir... Evet. Emel size hatırlatsın. Neler var? Merhaba. Teknoloji sistemi paketimiz var. İçinde dizüstü bilgisayar ve telefonumuz var. Evinize sinemaya getirecek. Ay. Evinize sinemaya getirecek sinema sistemimiz var. Trafiğe takılmadan rahatlıkla yol almanızı sağlayacak motosikletimiz var. Arabayı isterim, arabayı. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak tam 5000 TL değerinde hediye çekimiz var. Aa. Ve fabrikadan yeni çıkmış gıcır gıcır sıfır kilometre bir arabamız var. Wow. Şimdi hangi renkler. Renk diyorsunuz? Ya da rakam mavi. Birden beşe kadar. Fenerbahçe'nin renkleri. Mavi. Sarı lacivert. Sarı lacivert. İşte sarı lacivert. Vallahi bak, Fenerbahçeli olmak sana inşallah şans getirecek. İnşallah. Bir beş var, bir dört var. Dört mü, beş mi? Beş. Yok yok, dört. Dört mü? Dört. He? Dört. Yok yok, beş. Fikret abim ne diyor? Abi beş diyeyim ama ben burada iş güvensiyim. Hanım beni sonra döver ya. Ay kurban olurum. Beş mi diyorsun? Hayır. Dört, dört. Mehmet Ali Bey. Adama bak nasıl... Ay var ya, nasıl baskı altında bırakmış adamı. 38 sene böyle geçim olmaz ki dinlemezsem. Hadi beş diyelim ha. Hayır. Oh. Hemen alırım ayağımın altına. Hayır. Alırım ayağımın altına, evire çevire. Abo. Ay ben olsam vallahi, Allah'ım bana böyle bir hanım lazımdı. Vallahi bana böyle bir şey lazımdı. Höt dedi mi ben sana böyle duracaktım böyle. Mehmet Ali Bey, bizim evde horoz ötüyor. Tavuk notaları yazıyor, notaya göre ötüyor ya. Ha. Fikret abi ne diyor? Ötüyor. Doğru diyor. Kaç diyor? Dört diyor. Allah seni ne bilir söyle yansın. Emin misin?
Bir kere de... Alayım ha, 5 olsun, 5. 4. Bir kere de şöyle... Bir kere de höt desene şöyle yengeye bir sert. Höt da ben buradayım ha, 4. Ayol onu bile müzikal söyledi, farkında mısın? Öt abi buradayım. Biraz sert ol, sert. Öt de, beş de. De bakayım. Öt, beş. Ama dördü söylüyoruz. ne dedi? Öt beş ama dördü söylüyoruz. Beycanım kaç diyorsunuz? Oraya soralım, oraya. Kime? Söyle çocuğum, sen mi? Dört. Dört. Asla değişmem. Abo. Yani beş... Asla değişmem. Beşte araba bile olsa değiştirmez misin? Hayır, asla. Asla. Fikret abi. Torunum ben de. Beşi bırakıyorum. Bırak. Abi ben de bıraktım. Yapacak bir şey yok. Dört numara için sorumuz geliyor efendim. 12 harf, iki kelimeden oluşan bir meslek soruyoruz. Bir meslek. Size verdiğimiz harfler... B, C, D, Y, Z ve İ harfleri. Bunlar joker. Şimdi siz bize üç sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Bu bir meslek. Üç sessiz. Mehmet Ali'nin M'si. Mehmet Ali'nin M. Boran'ın var, B var. B, C, D, Y, Z, İ'yi veriyoruz. İ var zaten. Bir tane yardım edin Mehmet Ali Bey. Bir harf. Eniştenin adı neydi? Fikret. Ha. Fikret'in... Fikret'in F'si. Fikret'in R'si, evet. R. Fikret'in R'si. Hadi Raife'nin R'si olsun, annemin ismi R. Ne? Ha? Babanın adı ne? Kemal. Nide'nin N'si. Nide'nin K'si, bak bak bak. Marka çıktı. Şimdi sesli harf söyleyeceksiniz. A. A mı? E mi? Ay adam sesli harfi bile söyleyemiyor yani. A dedi, başına tokatı yiyecek şimdi. A mı? Kötüde yanlışması var. Fikret Bey. Efendim. A diyorum da şöyle erkek gibi. A diyorum ben size, demedim mi? Bunca hanımın arasında. O zaman Ankara'nın A'sı. B, C, D, Y, Z, İ, M, R, K, A. Bu bir neydi efendim? Meslek. Bu bir meslek. Bakalım hangileri yanacak? Güzel harfler çıkmış. Vallahi çok denk getirdiniz. Yenge. Sağ ol, senin sayende. Allah razı olsun. Bakalım hangileri açalım bakalım. Bu bir meslek. Reklam yazarı. Süremiz başladı. Reklam yazarı. Ne efendim, duymadım. Reklam yazarı. Reklam yazarı. Bakalım reklam yazarı mı bir meslek? Wow, 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 wow. Bravo. Vallahi bravo. Dört numara, bir de beş numara mı vardı? Evet. Beş numaradı, yanıma gelin lütfen. Geldi. Dört numarayı inatla dediler ki dört numara olsun, torunumuz dört numara dedi dediler. Fikret abi beş numara demişti ama Fikret abinin sözünü dinlemediler. Bakalım dört numarada ne kazanıyorsunuz? Arabanız var mı? Yok. Var, yok. Damadı. Vardı da sattık. Adamın hiç ne konuşmaya hakkı var, ne var demeye hakkı var. Zaten arabayı kazansa adama koklatmazlar bile bunlar. Mehmet Ali Bey, bir selam gönderebilir miyim? Arabaya binemiyorum Mehmet Ali Bey. Olsa da neye yarar? Bak arabaya da bindirmiyorlar adam. Buyurun selam söyleyin. Selam söyleyin Bulgaristan.
Avcılar Balkan Türkleri Derneği'ne, bir de Bulgaristan'da Radingrad Köyü'ne. Razgrad'ın Radingrad Köyü'ne. Allah kabul etsin. Rusça, Rusçuk, Silistra, Deli Orman, her yere. Rusmen, Varna, Sofya, Rusya. Bütün soydaşlarımıza buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bütün soydaşlarımıza. Bulgaristan'da yaşayan, bizi izleyen, 4 numarada ne kazanıyorlar? Aslan ailesine gidiyor. Aslan ailesi, haydi. Teknoloji paketi, vay. Senin sözünü dinlemediler. Bakalım 5'te ne kaybetmişsiniz? 5 deseydiniz. 5'i açıyoruz. Sağlık olsun Mehmet Ali Bey. Canınız, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah ayırmasın. Amin, amin. Cümle. Bir araba için kavga etmeyin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Adama inadından kadın arabayı kaybettirdi. Farkında mısınız? Yırtındık burada verelim diye. Yalan mı? Doğru, doğru. Valla. Doğru. Şimdi stüdyo finalimizi yapacağız. Bakalım en yüksek puanı hangi yarışmacımız almış? Onunla final oynayacağız. Bir araba duruyor burada. Veremedik bir arabayı. Bakalım kimmiş? 4100, 7200, 7200. Vay, aa, 7200. Aynı puandalar. Aa, yazı sıra mı atacaklar? Nergis ve... Aynı. Aa, isterseniz ikiniz birden yarışın. Daha güzel olur. Ege, ikimiz beraber yarışalım. Eşit paylaşırsanız neden olmasın? Evet. Tabii tekerlekler senin olur. Kaporta... direksiyonu da bana verirsiniz. Alkışlarla finale geliyorlar. Kuriş'le Neroş muydu? Neydi? Nero'yla Kuriş. Nero'yla Kuriş yarışacaklar. Araba için yarışacaklar. Bakalım arkanızdan ne dedikodu yaparlar arabayı kazanırsanız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Daha önce tabii ki seyretmişsindir Çarkı Felek. Çok. Çocukluğumdan beri izliyorum. Değil mi? Ama çok heyecanlıdır. Burası yani, evet. Evde seyretmeye benzemiyor. Ay, evdeyken heyecanlıyordum ben. Öyle bir araba falan kazandı. Çok seviniyorduk. Havaları zıplıyorduk, ediyorduk. Onu o zaman şöyle yapalım. Yani ikimizin de eşitse ben yarışayım tabii ki hakkım olduğu için. Benim arabam var, Onur'un olsun çıkarsa. Aa, vay be! Arabamı hediye ediyorsun. Ay, bu kıyakları niye bana yapmadın da? Daha dün tanıştı. Dün daha tanıştığın adama ne kıyaklar yapıyor, ne jestler yapıyor. 40 yıllık kocana deseydin ya, ah canım kocacığım senin araban yok, al bu araba senin olsun. Daha bisiklet vermedi bana. Ay böyledir vallahi, ay. Fikret abi, sana hak veriyorum. Vallahi. Şimdi önce 5 tane zarfımız var. Uğurlu sayın var mı? 6 ama 5 tane zarf var, olmuyor. Sen söyle ya. Vallahi sen söyle. Nergis söylesin. Bence sen söyle. Ya şimdi benim uğurlu sayım 5'te. Şimdi biraz önce de 5'li araba vardı ya, yoksa. Üst üste aynı koymazlar. Ya koymazlarsa. Ben. 2 mi? Sende 2. İman ne dediyse çıktı bugüne kadar. Bakın bak, arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Onur'un bir anda içinden 2 geldi. 1 de olabilir ama. 1 de olabilir. 1 mi 2 mi? Kuriş. Sen şey yap ya. Bak, İman bugüne kadar kaç tanesini bildi? Bildi mi? Gerçekten mi? Hangi araba, hangi numara? Bir tur verirsin ama çıkarsa. Bir tur vereceğim. Tamam, veririm. Bildiririz. 2. 2. Siz ne diyor? İçinizden ne geçiyor sizin? Ya ben 2 dedim ama sonra 1'e kaydım sonra. Sonra morarmayın. Ya bir de morarmayalım. 2 numara. 2 numara olsun. Danana. Motosiklet çıkarsa o zaman. Danana. Motosikleti de. Motosikleti çıkarsa da veririm. Araba biri de gezdirecek mi çıkarsa? Valla olur tabii ki. Gezdiririm tabii ki. O zaman güzelliği varmış ama. Maşallah. Güzel araba değil mi? Var içinde bak. Oraya telefonunu böyle koyuyorsun. Eğer vermezseniz bunu kabul etmiyorum. Edeyim. Evet, aksesuarlı. Aksesuarlı. Kamera aksesuarlı. Şimdi sıra geldi sorumuza. Çok önemli, sessizlik. Yoksa diskalifiye olurlar. 14 tamam. Sorumuz, harf 2 kelime. 14 harf 2 kelimeden oluşan bir yiyecek.
Biz size B, C, D, Y, Z ve İ harflerini veriyoruz. Sizden de 3 sessiz, 1 sesli harf istiyoruz. Tamam. Söyle aşkım, sen söyle. Manisa'nın M'si diyelim. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M. M'si. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. Neydi sorumuz? Meyve. Yiyecek. Ya yiyecek. Yiyecek. Ben niye meyve diye kaldı? Yiyecek. Bir yiyecek. Tamam, M-K. Bir de Lüleburgaz'ın L'si. M-K-L. M-K-L. Makale. B-C-D-Y-Z-İ, M-K-L. Şimdi şeyde sesler. Sen söyle sesler. Hadi. Sen söyle, sen söyle. Çok önemli. Yaş 35. Yaş 35. Ne demek hadi istedi vallahi şimdi? Öyle, öyleyse ben menajerinize söylüyorum. Ha. Ha. Hadi Edirne'nin neyisi? Edirne'nin neyisi? M, K, L, E. Bu bir yiyecek. B, C, D, Y, Z, İ. M, K, L, E. Şimdi önce bakalım hangileri yanacak? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Kuru işin belki de arabası olacak. Aa. Ay bu kadarcık mı? Aa. Ay tıkandı birden dedim hepsi çözülecek. Açtıktan sonra ben süreyi başlatınca 10 saniye süreniz var. Tamam. Bu bir yiyecek arkadaşlar. Dikkat! Tamam. Nasıl bulacağız bunu? Dikkat! Açıyoruz! Ha? Aa buldum. Ben de buldum. Evet bulduk. Vallahi buldum. Süremiz başladı. Tulumba tatlısı. Evet. Aa. Kesin. Doğru mu bir dakika? Evet evet tulumba aa. Tatlısı. Tatlısı. Aa, evet. Tulumba tatlısı bakalım doğru mu? Çok severim. Ben de. Allah. İnşallah aramadın. İnşallah. Asper oldu. Vallahi ağzım açık kaldı. Şanslısınız demek ki. Bakalım. İki numarada ne varmış? Motosikletin var mı? Kullanmıyorum. Çok tercih etmiyorum. O zaman iki numarada bakalım ne kazanıyorlar? Şey seti. İstersen son bir değiştirme şansı verelim mi? Hayır. Hayır. Ben ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarıma güveniyorum. Onların içinden geldi. Onların kısmeti diyelim o zaman ya. Açıyoruz evet o zaman. Ya. Bakalım. İki numarada ne kazanıyorlar? Bir tulumba tatlısıyla 0 kilometre bir otomobil sahibi oldular. Bu neden siz olmayasınız? Show TV'de Çarkı Feleğe başvurun. Annem teşekkür ederim. İyi günlerde kazasız belasız. İnşallah anneciğine hemen ilk sonra da bizi evet, gezdirirsin. Evet Çarkı Felek burada sona eriyor. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına. Bizlerden sizlere sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık demeden İsmail YK. Çok
tek.